Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına sebzeli sulu köfte tarifi hazırladım. Öncelikle 1 su bardağı buzluktan çıkarmış olduğum bezelyemi haşlamak için ocağıma alıyorum ve hemen köftemin yapımına geçiyorum. Kıymamı göz kararı kullandım. Yaklaşık 150-200 gram kadar kıymam var. Üzerine baharatlarımı ilave ediyorum. Tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biber kullandım. Bir tane de yumurta ilave ediyorum. Bir tane rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanım var. Onu ilave ediyorum. Hemen üzerine bir diş rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum. Bir çay bardağına yakın da ekmek kırıntısı ekleyeceğim köfteme. Dilerseniz bulgurla da yapabilirsiniz ama ben bugün salçalı bir sulu köfte yaptığım için, ekşili sulu köfte yapmadığım için, yani o terbiyeli olan sulu köfteden yapmadığım için bulgur eklemiyorum. Dilerseniz ince bulgurla da yoğurabilirsiniz köftenizi. O şekilde de güzel olacaktır ama ben bu yemeği yaparken böyle ekmek kırıntısıyla yapmayı daha çok seviyorum. Ekmek kırıntısı yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. Daha sonra köftelerimi bu şekilde gördüğünüz gibi minik minik toplar yapıyorum. Küçük kaşığa sığabilecek ölçüde minik minik köfteler hazırlıyorum. Tüm köftelerim hazır olduktan sonra hemen ön pişirme işlemini alıyorum köftelerime. Uygun bir tavaya 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ben tamamen köftelerimin miktarına göre ayarladım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bu arada benim köfteleri hazırladığım kıyma yarım yağlı bir kıymaydı. Dana eti kullandım. Köftelerimi önceden bu şekilde bir miktar mühürlüyorum ki dağılma olmasın. Ben bu yemeği yaptığımda hiçbir şekilde dağılma olmuyor köftelerde. Onu da en sonunda paylaşacağım sizlerle. Bu ön pişirme işleminin şöyle de bir faydası oluyor. Etimiz içindeki yağı da bırakıyor ve yemeğimiz öyle çok yoğun, çok ağır yağlı bir yemek olmuyor bu şekilde. Pişirme işlemini de yaparken kaşık kullanmıyorum veya herhangi bir şeyle çevirmiyorum. Bu şekilde tavamı sallayarak birbirine köftelerimi çarptırarak ters yüz ediyorum ve tam pişmesine gerek yok. Her tarafı mühürlendiği zaman ocaktan alıyorum köftelerimi. Bir yandan da sebzelerimi hazırlıyorum. Yemeğim için kullanacağım 2 adet orta boy havuç ve 3 adet de orta boy patates kullandım. Onları da böyle minik minik doğruyorum. Çok büyük olmayacak şekilde doğruyorum ki hem çabuk pişsin hem de kaşığımızı aldığımız zaman güzel bir görüntü olsun. Tadını da hepsini birlikte alabilelim diye. Sebzelerim de hazır olduktan sonra yemeğimi pişireceğim tencereye 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Hemen yemeklik doğramış olduğum 1 orta boy soğanımı ekliyorum ve kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım pembeleşince, karamelize olunca üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar ev salçası ilave ettim. Yemeğimde domates rendesi veya domates sosu kullanmadım. Sadece salçayla yaptığım için 1,5 yemek kaşığı koydum. Daha sonra üzerine de gördüğünüz miktarlarda çok az karabiber, kimyon ve kırmızı biber ilave ediyorum. Bu da yemeğimizi birazcık daha tadını zenginleştirecek. Baharatlarımın yanmasına izin vermeden karıştırıyorum ve hemen üzerine doğramış olduğum sebzelerimi, patates ve havuçlarımı ilave ediyorum. Patates ve havuçlarımı da salçamla birlikte birkaç tur çevirerek kavuruyorum. Sebzelerim iyice kavrulduktan sonra da üzerine geçecek kadar önceden hazırlamış olduğum kaynar suyumu tencereye ilave ediyorum. Yine belli bir ölçü veremiyorum. Göz kararı yaptım. Bu şekilde sebzelerin üzerine bir parmak kadar geçmesi yeterli olacaktır. Yine hazırda su bekletebilirsiniz ve yetmeyecek olursa üzerine ilave yapabilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatarak sebzelerimi yumuşamaya bırakıyorum.
Yaklaşık bir 6-7 dakika sonra sebzelerimi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi orta ateşte pişiriyorum ve oldukça kaynatıyorum. Tamamen pişmesine gerek yok. Sebzelerimizin hemen hemen pişmişken üzerine haşlamış olduğum pişirdiğim bezelyelerimi bir su bardağı bezelyemi ilave ediyorum. Ve hemen üzerine de daha önceden hazırladığımız köftelerimi bu şekilde süzdürerek ilave ediyorum. Pişirdiğimiz patates ve havuçlarımız eğer çok pişmiş olursa bu köfteler ve bezelye ile de pişme aşamasında iyice dağılacaktır. Patates çok dağılmaya müsait bir sebze olduğu için pişirme oranına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çok pişmiş olmadan bu ikisiyle de kaynama oranını düşünerek hemen ilave edebilirsiniz köfte ve bezelyelerinizi. Zaten onlar pişmiş durumda, yarı yarıya pişmiş durumdalar. Bu şekilde hepsini birlikte 15-16 dakika kadar kaynatırsanız mükemmel bir şekilde yemeğiniz hazır olmuş olacaktır. Yine tenceremin kapağını kapatıyorum ve yemeğimi artık pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada da ocak ayarım yine orta ayarda ve ara ara kontrol ederek pişiriyorum yemeğimi. Eğer suyu az gelirse dediğim gibi ekstra ilave edebilirsiniz. Bu aşamada bile gördüğünüz gibi renk cümbüşü oldu tenceremizde ve sebzelerimiz pişmiş durumda. Kontrol edebilirsiniz hem köfteyi hem sebzeleri. Eğer pişmişse artık yemeğiniz hazır olmuş demektir. Şu şekilde yakından göstereyim. Benim sebzelerim de köftelerim de dağılmadan gördüğünüz gibi pişti. Hatta yemeğimin kıvamı da bu şekilde. Ne eklediğimiz patates nişastasını bıraktığı için oldukça yoğun kıvamda harika bir yemek oldu. Su miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz biraz sulu yemek sevdiğimiz için bu şekilde birazcık sulu bırakıyorum yemeğimi. Ocağımın altını kapatıyorum ve 10-15 dakika kadar yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. Yemeğimi dinlendirdikten sonra da servis ediyorum. Bu şekilde sizlere yakından da göstermek istiyorum. Köftelerim hiçbir şekilde dağılmadı. Sebzelerim de aynı şekilde, patatesimde veya havucumda dağılma yok. Çok güzel de pişti, yumuşacık oldular. Köfteler için ön pişirme işlemi yaptığım için uzun uzun kaynatmalar yapmadım. Yani hemen hemen bir yarım saat içinde benim yemeğim hazır oldu. Patates pişene kadar diyelim yemeğimiz hazır olmuş oldu. Yanında tane tane bir pilav, ayran veya salatayla dilediğiniz öğünde servis edebileceğiniz sulu köftemiz bu şekilde hazır oldu. Yemeğimde kullanmış olduğum malzemeleri ve miktarlarını açıklamalar kısmında belirteceğim. Oradan faydalanabilirsiniz. Dilediğiniz sebzeyi kullanarak bu yemeği yapabilirsiniz. Eklediğim baharatlardan da sevmediğiniz varsa çıkarıp kendi damak tadınıza göre eklemeler yapabilirsiniz. Bu arada ben köfteme oldukça yoğun tuz eklediğim için ve salçam da ev yapımı salça tuzlu olduğu için yemeğime ekstradan tuz eklemedim. Siz yemeğinizin tadına bakarak da tuz ilavesi yapabilirsiniz. Benim sebzeli sulu köfte tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.